resmileşti. Orta Afrika Cumhuriyeti dünyada Bitcoin resmi para olarak kabul eden ikinci ülke olarak tarihe geçti. Sevindirici bir haber gibi ama Orta Afrika Cumhuriyeti'nin nasıl bir ülke olduğuna bakarsak o kadar da havai fişekleri fırlatmanın anlamı yok bence. Orta Afrika Cumhuriyeti son derece fakir bir ülke. Hatta dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olduğu düşünülüyor. Üstelik nüfusun çok büyük bölümü internete de ulaşamıyor. Toplam internete erişilebilirlik oranı %4'ler civarında. Yani Bitcoin'in fiyatında pek bir oynama olmamışsa şaşmamak lazım. Ama yine de dünyada bir diğer ülkenin daha resmi para olarak Bitcoin'i kabul etmesi uzun yolculuğumuzda bir adım. Afrika ülkelerinde Bitcoin çok yoğun kullanılıyor. Çünkü bu ülkelerde bankacılık sistemi pek yok. Mevcut para sistemleri de oldukça kötü. O yüzden şaşırmadım. Ben Latinler ve Afrikalıların bu konuda zaten önde gideceğini görüyorum. O yönden hoş bir haber ama Bitcoin'i fazla da kıpırdatacak bir şey değil doğrusu. Peki Bitcoin'i ne kıpırdatır? Bitcoin'i daha büyük ülke vatandaşlarının onu kullanması kıpırdatır. Biz buna adaptasyon diyoruz. Toplumun bu ürünü kullanmaya adaptasyonu. Sadece Bitcoin için değil bu dediğim geçerli. Bütün kripto paralar için de geçerli. Oldukça aslında adaptasyon oranları düşük dünyada. Hiç satın almamış, hiç kullanmamış insanlar hala çoğunluktalar. Ama galiba yavaş yavaş bir şeyler değişiyor. Dünyanın en büyük kripto para pazarlarına olan Gemini'nin yeni bir raporu var ve bu rapor 2021 yılında kripto para kullanımlarında çok ciddi bir artış olduğunu, adeta kritik bir eşiğin geçildiğini ortaya koyuyor. Raporda başka son derece ilginç şeyler de var. İşte bugün onları size anlatmak istiyorum. Çünkü eğer bir kripto yatırımcısıysanız en çok istemeniz gereken şey bu kripto varlıkların dünyadaki adaptasyonun artması, daha fazla insanların onu kullanması, onları beğenmesi, sevmesi, yatırım olarak görmesi, günlük işlemlerinin bir parçası olarak görmesi. Bakalım bu konuda dünyada neler oluyor? El Salvador ve Orta Afrika Cumhuriyeti dışında gelişmeler ne yönde? Son derece ilginç veriler. Hazırsanız başlıyoruz. Gemini'nin araştırması oldukça kapsamlı. Yaklaşık 30 bin kişiye anket yapmışlar. 4 ayrı kıtada, 20 farklı ülkede ve insanlara kriptoyu kullanıp kullanmadıklarını, ilk kriptoları ne zaman aldıklarını, kriptoyu kullanmaya çekiniyorlarsa neden çekindiklerini, ne olsaydı daha fazla kullanacaklarını sormuşlar. Yani toplumun adaptasyonun önündeki engelleri ve bu da nasıl aşılabileceği konusunda epey derin bir araştırma yapmışlar. Bize de güzel ipuçları sunuyor. Ekranda şu anda görüyorsunuz hangi ülkelerde kaç kişiyle anket yapıldığını. Maalesef Türkiye'yi kapsamıyor anket. Neden bizi kapsamadılar bilmiyorum. Maalesef o konuda veriler eksik ama olsun, bize benzeyen ülkelerden epey ipucu alabiliriz diye düşünüyorum. Araştırmanın bana en çekici gelen sonucu 2021 yılının kripto pazarı üzerindeki büyük etkisi olmuş. Herhalde Covid ile beraber insanlar eve kapanınca, bir de o dönemde Bitcoin'in fiyatı hızlı yükselince çok fazla Bitcoin'e yönlenmişler. Dünya ortamımıza baktığımızda İlk kez kriptoyu 2021'de aldım diye insanlar oranı %50'ler civarında geziyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde %45-46'larda, Latin Amerika'da, Hong Kong'da, Brezilya'da %50'lerin azıcık üstünde, Avrupa'da ise oran %40'lar civarında. Hakikaten 2021 yılı bu yönden bir dönüşüm yılı olmuş. Tabii bunun hem olumlu hem olumsuz yönleri var. 2021 yılının hangi döneminde Bitcoin'i veya diğer kripto paraları aldığınıza bağlı olarak çok karda veya çok zararda olabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz yıl içerisinde iki kez 60 binlerin üstüne geçti. Eğer oralarda FOMO, yani Fear of Missing Out, eyvah bir şeyler kaçırıyorum diye almış olanlar varsa onların elinde çok ciddi zararlar tuttukları kripto olabilir. Bu yönü işimiz olumsuz ama yine de epey çok insan buraya gelmiş ve Bitcoin'in kullanımı neredeyse ikiye katlanmış diyebiliriz. Araştırmaya konu olan ülkeler arasında Endonezya ve Brezilya en çok Bitcoin'in kullanıldığı ülkeler gibi gözüküyor. Endonezya'da ankete katılanların %41'i biz Bitcoin kripto kullanıyoruz demişler. Brezilya'da da oran aynı. Beni bayağı şaşırttı çünkü bunlar çok büyük ülkeler. Endonezya nüfusu 300 milyona yakın ve bu oran eğer genele yansıtıyor olsa, yansıtmayabilir çünkü araştırma sadece mesela Endonezya'da 1700 kişiyi kaplamış, ama %41'lik bir oran hakikaten çok yüksek olur. Bu tip büyük ülkelerde bu kriptonun bu kadar yoğun kullanılıyor olması çok çok önemli bence. Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya gibi oturmuş ekonomilerde insanlar kriptoyu pek kullanmıyorlar. Bunun motivasyonu ne, biraz sonra bahsediyor olacağız. Buradaki kullanım oranları %15-16'larda kalmış. Biraz daha farklı ülkelerde bu daha çok kullanılıyor. Bunun da sebebi üzerine duracağız. Ama açıkçası ekonomilerin çok kuvvetli olduğu, büyük paranın olduğu ülkelerde kriptoya karşı bu ilgisizlik bizler için pek iyi haber değil. Fakirlerin, işte garibanların, enflasyonla boğuşanların, sorunlu ekonomi vatandaşlarının buna ilgi gösteriyor olması kripto varlıkların değerinin artmasının önünde bir engel. Enflasyonla Bitcoin tercihi arasındaki ilişki bu grafikte çok net gözüküyor. En alttaki 4 ülkede enflasyon çok yüksek ve bu ülkenin vatandaşları evet ben kripto para almayı düşünüyorum diyorlar. Çünkü bu ülkelerde enflasyona karşı kripto paralar bir koruma aracı olarak gözüküyor.
Baktığınızda Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'da enflasyonlar gerçekten çok yüksek. Gerçi bizim enflasyonumuz bunların kadar yüksek en azından. Ve bu ülkelere baktığınızda insanlar kripto paraları seviyorlar. Daha varlıklı batılı ülkelere gittiğimizde bunlar enflasyona pek tanışmadılar. Gerçi bu sene biraz tanışıyorlar. Yani ortalamada Amerika'da, Avrupa'da enflasyon %2'lerde falan geziyordu. O zaman böyle bir koruma aracına ihtiyaç duymuyorlardı. Oysa bu yıl Amerika'da enflasyon %8 civarında. Buralarda da bir miktar daha talep artışı geliyor olabilir. Ama enflasyon yoksa insanlar daha normal varlıkları tercih ediyorlar. Enflasyon yüksekse kriptonun değeri artıyor. Kıtalar bazında baktığımızda da durum aynı. Bir soru, kripto varlıkları bir enflasyona karşı koruyucu olarak görüyor musun deyince Latin Amerikalılar en yüksek oranda evet demişler. Sonra Orta Doğu ülkeleri, yine hep enflasyonla boğuşan ülkeler bunlar. Buna karşın Amerika veya Avrupa'ya gittiğimizde oranlar ciddi oranda düşüyor. Öte yandan portföyünüzün içerisinde bir çeşitlendirme amaçlı olarak kriptoyu görmek ister misin sorusunda cevaplar genelde daha olumluya dönüyorlar. Ve oldukça gelişmiş ekonomilerdeki ülkeler bile evet görebiliriz diyorlar. Bu yönü sevindirici. Yani portföylerinde küçük bir yer vermeye hazırlar gibi gözüküyor ama enflasyona karşı ana bir koruma aracı olarak onu görmüyorlar. Yani buradan belki de iyi bir haber. Avrupa'da ve Batı'da enflasyon arttıkça kriptoyu portföylerine daha önemli bir yatırım aracı olarak görenlerin sayısı artıyor olabilir ama yine de hani bizlerin uğraştığı enflasyonla onların uğraştığı enflasyonu karşılaştıracak olursak buralardan çok böyle akım akım bir şey gelmeyeceğini düşünmemiz doğru olur bence. Araştırmanın beni sevindiren sonuçlarından bir tanesi de bu 30 bin kişinin çok büyük bölümü kripto varlıkları uzun vadeli yatırımlar olarak görüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu daha da fazla. Yani öyle kısa vadeli al sat olarak görmüyorlar. Alalım kenara koyalım uzun vadede değerleneceğini inanıyoruz diyorlar. Hodling dediğimiz yani al ve tut kültürü bu 30 bin kişinin arasında epey yaygın. İnşallah öyledir tabii, insanlar bazen anketlere tam doğru yanıt vermezler ama bu deminki endişemi de azaltır. Hani geçen seneki o fiyat dalgalanmadan korkup terk etme oranı da burada biraz az oluyor olabilir. Çok iyi bir soru var ankette. Kripto paraları geleceğin parası olarak görüyor musunuz diye. Bu sorunun yanıtları da yine içinde olduğunuz ülkeye veya kıtaya göre değişiyor. Latin Amerika'da, Afrika'da ve Uzak Doğu'da kripto parayı geleceğin varı olarak görme oranları son derece yüksek. Bu insanlar gelecekte bütün paraların kriptoya dönüşeceğine inanıyorlar. Orta Doğu'da durum biraz daha ortalarda ama Avrupa'ya veya Kuzey Amerika'ya gittiğinizde oranlar epey düşüyor. Mesela Danimarkalıların sadece %12'si gelecekte kripto varlıkların ana para olacağını düşünüyor. Fransa'da oran biraz daha yüksek ama orada da %20'den azıcık üstünde. Yani Batı diyor ki yok, biz paramızdan memnunuz, böyle bir gelecekte yeni paraya ihtiyacımız yok. Ama tabii Latinlere gidince, Afrika'ya gidince paralarından memnun değiller. O yüzden neden olmasın ki diyorlar. Buradan da şunu anlıyoruz. Kripto varlıklar sorunlu ülkeler için daha değerli. Onlar onda daha büyük gelecek görüyor. Peki hiç kripto varlık almadıysanız neden almadınız diye de sorulmuş. Burada da genel olarak bir eğitim problemi olduğunu görüyoruz. Çünkü insanların büyük bölümü kripto varlıkları nasıl satın alacaklarını, nasıl tutacaklarını, nasıl koruyacaklarını bilmiyorlar. Ciddi güvenlik sorunları olduğunu düşünüyorlar ve endişeliler. Bunların yanında fiyatın bu sert dalgalanmalarına da korkuyorlar. Çok yüksek volatilite olduğunu düşünüyorlar. Ama yani baktığımızda bunların çok büyük bölümü eğitim konusu. Çünkü mesela volatilite aslında zaman içinde azalıyor. Kripto varlıklarda eğer pazar yerleri regüle edilirse hiçbir güvenlik sorunu temelde yok. Kripto varlıklarla ilgili bir başka önemli endişe konusu olan vergi meselesi biraz tartışmaya açık açıkçası. Orada ülkeden ülkeye durumlar değişebiliyor. Ama bu sorunların çok büyük bölümü eğitimle anlatarak insanlara, onları kazanarak aşılabilir problemlere benziyor. Yine kıta ülke fark etmeksizin insanların korktuğu başka bir konuda kanuni implikasyonlar. Yani kanunlar değişir mi, bunlar yasaklanır mı diye. Orada da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde korku biraz daha az. Çünkü şu anda Amerikan hükümetinin kriptoya barışkın olduğu biliniyor, barışık olduğu biliniyor. Diğer başka ülkelerde biraz daha fazla korku var ama bu da hala bir endişe kaynağına benziyor. Yani insanlar bu güvenli mi, ben bunu nasıl tutacağım, nasıl satın alacağım, nerede koruyacağım, ben bunları bilmiyorum. Fiyatı biraz sert hareket ediyor. Bu fiyat dalgalanmadan korkuyorum. Vergisi nasıl yönetilecek bunu bilmiyorum. Ve kanuni açıdan da geleceğini tam göremiyorum diyorlar. Ve bundan dolayı kripto varlık almaktan çekiniyorlar. Bu korkulardan kurtulmak için bazı regülasyonların çözülmesi gerekiyor %100 ve bir yandan da eğitim gerekiyor. Gerçekten insanların kripto varlıklar konusunda eğitilmesi, bu bazısı boş olan korkulardan kurtulmaları lazım. Bunu tabii bütün kripto varlıklar için söylemiyorum. Bazı kripto varlıklardan korkmakta %100 haklılar ama çok büyükler için Bitcoin, Ethereum gibi büyük varlıklarda bu endişelerin çoğunun çok anlamı yok aslında. Eğitim ve bir yandan da regülatif yapının gelişimi bu endişeleri azaltacak özellikle bence. Anketle ilgili en çarpıcı sonuçlardan bir tanesi de
kadın veya erkeklerin bunlara da ilgi gösterdiği kripto varlıklara. Bakıyor çok ilginç. Mesela Batı'da kripto varlıklar sadece erkeklerin oyun sahasına benziyor. Buna karşın işte Latin Amerika'da, Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da yani daha az gelişmiş ülkelerde diyelim, kadınlar da kripto varlıklarla en az erkekler kadar ilgililer. Gender gap denir buna, işte farklı cinslerin belli bir ürüne bakış arasındaki farklar var mı diye. Böyle baktığımızda gelişmemiş ülkeler bu konuda daha gelişmiş gözüküyor. Kadınlar orada gayet de paralarını korumaya ve kripto varlıkları öğrenmeye uğraşıyorlar gibi gözüküyor. Evet, araştırmanın temel sonuçları bunlar. Özetleyelim, 2021'de adaptasyonda büyük artış var. Latin Amerika, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi başı dertte ekonomilerde bu işe daha fazla ilgi var. Kadınların ilgisinde ciddi bir tırmanış görüyoruz. Öte yandan insanların hala bazı korkuları var ve o korkular eğitimle ve biraz negatif yapılarla çözülebilir. Bu yönüyle 2021 hakikaten güçlü bir yıl olmuş. 2022 o kadar iyi gitmiyor bence. Şu anda bir yavaşlama var gibi kripto varlıklı adaptasyonda. Biraz dünyanın böyle bir riskten kaçan bir hali var ya, faizler yükseliyor falan. Onlarla da ilgili. Ama dünyanın nüfusunun asıl çoğunluğunun yaşadığı yerlerde ilgi çok fazla. Buna karşın dünyanın parasının çoğunun olduğu yerlerde ilgi daha az. Eğer enflasyon bu batılı ülkeleri vurursa bu konulara bir denge gelebilir gibi. Ben son derece olumlu gördüm raporun sonuçlarını ve kendime şunu misyon olarak da biçiyorum. Daha fazla insanı eğitmeliyiz bu konuda. Daha fazla insana bu kripto varlıkları anlatmalıyız. Onları tanıştırmalıyız. Ve onların bu ilk başta çok riskli görülen dünyanın aslında mesela belli ülkelerin parasını eline tutmaktan çok daha az riskli olduğunu, mesela altın gibi çok güçlü gözüken bir varlığa karşı bunların çok daha yüksek performans çizdiğini anlatmalıyız. Yani biz kripto severlere burada çok iş düşüyor gibi gözüküyor. Kripto demişken Metaverse de kriptonun bir uzantısı biliyorsunuz. Metaverse ile ilgili çok iyi bir eğitim vereceğim yakın zamanda. Tarihini, linkini her şeyi aşağıya bırakıyorum ve yukarıya bağlantısına. O eğitime mutlaka gelin. O eğitimde aşağı yukarı 3 saatin içerisinde Metaverse ile ilgili bütün yapıyı anlamış olacaksınız. İş fırsatları neler, yatırım fırsatları neler, neden hayatımız çok etkileyecek, neden internetin yerini alacak, bunun arkasındaki teknolojiler neler, ne zaman hayatımızın köklü parçası haline gelecek, bütün bunu öğrenmek istiyorsanız gelin eğitime hemen katılın, sizlerle orada buluşalım. Eğer eğitimin fiyatı yüksek gelirse size gidin kulübe de üye olun. Kulübe üye olunca çünkü eğitim fiyatları yarıya iniyor. Böylece hem kulübün e-bültenlerinden, WhatsApp grubundan, haberleşmelerinden, pek çok şeyinden yararlanabiliyor olacaksınız. Haddini aş kulübüne katıldığınız için, hem de eğitimde yarı fiyatını alacaksınız. Çok daha avantajlı olabilir. Sizleri mutlaka Metaverse eğitime bekliyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Umarım ilginizi çekmiştir. İlginizi çekmişse, hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.